Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapıyorum ve size salata tarifi veriyorum. Bugünkü salatamı arpa şehriyeli hazırladım. İnanın süper oldu diyebilirim ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Bir paket arpa şehriyem var. Ayrıca tavuk etine ihtiyacımız var. İsterseniz tavuk göğsü kullanın, ister tavuk budu. Benim evimde tavuk budu vardı. Onları tuzlu suyun içerisinde haşladım ve şimdi etlerini kemiklerinden ayırıyorum. İlk olarak arpa şehriyelerin yarısını güzelce renk alana kadar kavuruyorum. Güzel renk almaya başladığında diğer yarısını da ekliyorum ve biraz daha kavuruyorum. Tuzunu ilave ediyorum ve aynı pilav pişirir gibi suyunu ekliyorum. 1 fincan arpa şehriyeye 2 fincan su kullandım ben. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte aynı pilav pişirir gibi suyunu çekene kadar pişiriyorum. Ayrıca bir tane kırmızı dolma biberim var, taze maydanoz, mısır, bezelye. Benim bezelyelerim buzluktaydı, çıkarttım. Tazesi varsa taze de kullanabilirsiniz tabii ki. Ama ne olur kesinlikle konserve kullanmayın. 1-2 tane yeşil soğanım var ve kornişon turşusu. Tuz, karabiber ve arzu ettiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Arpa şehriyelerimiz de bu arada pişti. Hemen soğuk suyun altını tutuyorum. Ben de bu arada diğer hazırlıklarımı yapmıştım. Biberlerimi, kornişon turşularımı ve maydanozu küçük küçük doğramıştım. Hepsini arpa şehriyeye ekliyorum. Tavuk etlerimi de ekliyorum. Eğer isterseniz hiç tavuksuz da yapabilirsiniz. Benim kornişon turşularım gördüğünüz gibi minik minikti ve hazırlarken cam kasemin küçük geldiğinin farkına vardım ve hemen değiştiriyorum, yoksa salatamı karıştıramayacağım. Hepsini karıştırdıktan sonra sıvı yağını ve limonunu ekliyorum. Size küçük bir sır vereyim. Eğer kornişon turşunun suyundan biraz salataya eklerseniz inanın tadı çok lezzetli oluyor. Eğer acı olmasını istiyorsanız biraz da pul biber ilave edebilirsiniz ve gördüğünüz gibi arpa şehriyeli salatamız da servise hazır. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.